Sevgili seyirciler, selamlar, sevgiler. HRT ekranlarından, Antakya'dan, depremin yıkım merkezinden iyi akşamlar diliyoruz size. Her zaman söylüyoruz ya, depremin merkez üssü Kahramanmaraş ama depremin yıkım merkezi Antakya. Ve biz buradan, stüdyolarımızdan sesleniyoruz ve konuğumuz seçimlere 20 gün, 22 gün gibi kısa bir süre kaldı. Siyasetçiler yerelde, sahadalar, ziyaretlerini gerçekleştiriyorlar. Artık son aşamaya geldik diyebiliriz. Ve siyasetin tanınmış ismi, Cumhur İttifakı Büyükşehir Belediye, Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Sayın Mehmet Öntürk şu anda stüdyolarımızda. Yaklaşık bir saat kalacağız kendisiyle. Biz soracağız, kendisi yanıtlayacak efendim. Çok kısa bir bilgi vereyim. Daha sonra Sayın Öntürk'e geçin. Biliyorsunuz Sayın Öntürk daha önce 24, 25 ve 26. dönem milletvekiliydi AK Parti'nin. 2002 ile 2007 yılları arasında da Kırıkhan'da ilçe başkanlığı. Şimdi döneceğim ve buradan gireceğim. İyi akşamlar diliyorum Sayın. İyi akşamlar Ali Bey. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Tüm izleyicilerimize de buradan selamlarımı iletiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Efendim önce şöyle girelim mi? Ben genellikle bu soruyu soruyorum. Nasılsınız diyorum konuklara. Özellikle depremden sonra ve cevaplarını bekliyorum. Nasılsınız Sayın Mehmet Öntürk? Teşekkür ediyorum. İyiyim. Memleketimize hizmet etmenin şerefiyle inşallah buluşacağız. Onun mücadelesini veriyorum. Doğduğum, büyüdüğüm, ekmeğimi kazandığım, atalarımın burada yaşadığı, mezarlarımızın olduğu bu şehri ayağa kaldırma şerefi bizlere nail olduğu için minnettarım. Bunun heyecanını yaşıyorum. İnşallah şehrimizi ayağa kaldırmak bizleri daha da mutlu edecek. Çok iyiyim onun için. Cumhur İttifakı adayı, zaman zaman da AK Parti adayı, Cumhur İttifakı adayı mı dememiz lazım size, AK Parti adayı mı dememiz lazım? Hangisini tercih ediyorsunuz ya da niye tercih ediyorsunuz? Efendim şöyle, tabii siyaset bir partiyle yapılır. Ben de siyasete AK Parti'de başladım. Partimiz 2016 yılından sonra Sayın Devlet Bahçeli'nin de gündeme getirerek ülkenin birliği, beraberliği açısından vatandaşlarımızın daha iyi bir hayat sürmesi, yurt dışından gelecek tehlikelere karşı daha dik bir duruş sergilemesi için bir birliktelik yapıldı. Cumhur İttifakı evet. Birlikteliği. Biz de dolayısıyla Cumhur İttifakımızla beraber bir siyaset yapıyoruz. Ancak ben Hatay'ımız böyle bir afet yaşamışken, böyle bir yıkım varken ki az önce siz de bahsettiniz, 11 ilin toplamından daha fazla kaybımız var. Can kaybımız var, yaralımız var, yıkımımız var. Böyle bir ortamda hep şunu söylüyorum. Yani seçim çalışmalarımızda da bunları duyuyorsunuzdur. Siz gelir bu tür konuşmalar size. Biz bayrağı al bayrak olan, başkentini Ankara sayan her kardeşimizi de bu çatının altına bekliyoruz diyoruz. Çünkü bu şehrin el birliğiyle ayağa kalkması lazım. Bunu inşallah hep beraber başaracağız. Birbirimizin enerjisini tüketerek değil, birbirimize güç vererek bunu yapmamız lazım. Çünkü atalarımız bunu geçmişte yapmış 1938 yılında. Mezhep ayırmadan, meşrebine bakmadan insanların, etniğine bakmadan, diline, dinine bakmadan bir araya gelmiş. Tayfur Sökmen beyefendinin başkanlığında 40 parlamentoda tüm bu yapılardan parlamenterlerimizle Hatay Bağımsız Devleti'ni kurup Mustafa Kemal Atatürk'ün şahsi meselem dediği Hatay'ımızı ana vatana o şekilde katmış. Bugün bir kurtuluş savaşı yok ama şehrin ayağa kalkma savaşı var, mücadelesi var. Bu bir tek Mehmet Öntürk'le olmaz. Mehmet Öntürk kendisini bu millete adamış. Şehrini seviyor. Burada doğdu, büyüdü. Ekmeğini burada kazandı, kazanıyor. Atalarının mezarları burada. Biz bu kadim şehirde binlerce yıl beraber yaşadık. Böyle yaşadığımız bir şehirde işi sadece Cumhur İttifakı'yla bağdaştırmak da yeterli olmaz. Biz toplumumuzun tüm dinamikleriyle, inşallah yarın 1 Nisan'dan sonra bunu göreceksiniz. Yani toplumumuzun tüm dinamikleriyle bunu beraber el birliğiyle yapacağız. Cumhur İttifakı'yız ama
biz sadece Cumhur İttifakı'ndaki partilere ya da partililere seslenmiyoruz buradan, değil mi? Hatay böyle bir kültür. Zaten, evet. Hatay böyle bir kültür olduğu için bir kadim şehir diyoruz, değil mi buraya? Evet, evet. Kadim şehri ayağa kaldırmamız lazım, değil mi? Benim olur mu? Olmaz. Seçim çalışmalarını söylemiş sürüyor. Şimdi bizde genellikle Hatay için söylüyorum yerelde. İşte CHP'nin ağırlıklı olduğu ilçeler var. Yani oy bakımından AK Parti'nin ağırlıklı olduğu ilçeler var. Aday herhangi hangi partidense o ilçelerde çalışma yapar. Siz böyle bir çalışma mı yürütüyorsunuz yoksa aslında? Yok. Ben şöyle. Benim bir kere tarzım şudur. Matematiksel olarak oranlar. Hatay'ımızın 15 ilçesi var. Her ilçenin nüfusunu yazarım. Günümü, kaç günüm var kampanyam? 70 gün. 70 günümü o ortalamaya bölerim. Kaç gün düştü Antakya'ya? 9 gün. 9 gün Antakya'da program yaparım. Bu artı eksi bir gün oynar. Olur, elzem bir durum çıkabilir. İkinci büyük ilçemiz neresi? İskenderun. 7 gün orada yaparım. Üçüncü büyük ilçemiz neresi? 4 yol. Defne, Samandağ, hiç fark etmez. O şekilde planlama yapıyorsunuz. O şekilde planlamamı yaparım. Bu artı, eksi bir gün oynar. Peki bu planlamada nerelere uğrarsın? Aynı programı tüm ilçelerde yaparım. Esnaf gezimi yaparım. STK'larımıza uğrarım. Kanaat önderlerimize uğrarım. Kırsaldaki mahallelerimize uğrar çıkar. Yetişebildiğim kadar her noktaya yetişmeye çalışırım. İki, Kırıkhan'da farklı konuşup da Samandağ'da farklı konuşma. O bu süper. Defne'de. Ben siyasetçi değilim diyorsunuz. Bakın bu Defne'de, Hatay meselesinde. Defne'de, Hatay değil, hayatım böyle geçti benim. Defne'de farklı konuşup da Hassa'da farklı konuşma. Onun için söylem birliğim vardır. Şehrime ne yapacağımı söylerim. Yapamayacağım hiçbir şeyi katiyen söylemem. Yarın hizmeti de bu şekilde yapılacak aynı. Bu şehirde eleman alanı varsa bu şekilde yapılacak. Hizmet yapılacaksa bu şekilde yapılacak. Adaletten asla ve asla taviz verme. Evet, şimdi sorularımıza gireceğiz sevgili seyirciler ama Sayın Öntürk'ün söylediği çok önemli iki altı çizecek cümle var. Ben daha önce bir toplantınıza katılmıştım. Siz dediniz ki ben rakibim kim, rakibim kim değil, hangi parti, ben onunla ilgilenmiyorum. Benim projelerim var, benim çalışmalarım var, benim işim bu. Orası beni ilgilendirmiyor. Bu siyasette çok da dengelenen bir şey değil. Çok önemli bir şey. İkincisi, son olarak bir açıklama yapmışsınız. Aç ve açıkta kimse kalmayana kadar makam odası bile yapmayacağım kendim. Evet. Bunlar çok önemli iki açıklama. Evet. Üzerinde biraz duralım mı? Yani siyasette genellikle en önce makam odası yapılır. Şöyle, tabii ben 2018'de siyaseti bırakmıştım. 3 dönem milletvekilliği yaptıktan sonra görevimi tamamladığımı düşündüm. Ve benden sonra arkadaşlara destek verim adına, buyurun yapın. Ben her türlü bilgimle, birikimimle şehrim adına, memleketim adına yanınızdayım. Her türlü desteği, birikmiş neyim varsa alabilirsiniz. Uygun bulduğunuz vakitte demiş, kenara çekilmişim. Böyle bir afet olunca Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle il başkanlığı görevine atandım. İl başkanlığımız tabii o depremin, hepimiz depremzedeyiz yani. O süreçte iki tane konteynerla, bir tane de çadırla il başkanlığı binamıza geçtim, oturdum. Arkadaşlarımız olsun, genel merkezden olsun, sağ olsunlar. Yani dediler ki her türlü desteği verelim, il binanızı yapın. Evet, veya kiralayın, yapı yapın yani. Kiralayın, yapın. Orada da Sayın Cumhurbaşkanımıza şunu söylemiştim. Dedim ki Sayın Cumhurbaşkanım, ben milletin evine kavuşmadan, işine kavuşmadan il binası kiralayıp da içine yapıp orada oturmam bana zul gelir, yapamam demiştim. Şimdi aynı şeyi söylüyorum. Hatay Büyükşehir Belediye'miz en güzel binalara layıktır. Bu konuda hiç kimse tereddüt etmez. Yapılacaktır ama ben milletim evine işine kavuşmadan bina yapamam, başlayamam. Evet. Biz de, ya ben bir yurttaş olarak, bir gazeteci bırakalım bir tarafa,
bu düşüncenizden ötürü sizlere teşekkür ediyorum. Gerçekten güzel bir düşünce ve güzel bir açıklama. Depremde burada mıydınız Sayın Öntürk? Buradaydım. Hatay'da mıydınız? Evimdeydim. Ne yaşadınız kısaca? Kırıkhan'daydınız galiba. Yok, benim evim İskenderun'da. Kırıkhan'da da evim var. Hatay'da Kırıkhan'da babamdan olan şeyimiz. Bazen orada kalıyorum. Ne yaşadınız Sayın Öntürk? Şöyle, eşim beni uyandırdı. Kalktığımda çocuklarım ve eşim bir araya koridora kaçmışlar hemen. Çünkü o bizim çocukluğumuzda öğretilen bir koridor, kapı altları falan öyle bir yere durmuşlar. Sesi duydum, uyandım, bağırdılar bana, uyandım. Yanlarına yürümeye çalışıyorum, yürüyemedim. Düşmemek için çok şey oldum, yani şiddetli, çok şiddetliydi. Endişe etmeyin, bitti dedim. Rahat olun, korkmayın falan dedim. İkinci o hızlı bir şekilde vurmaya başladı. O süreçte çocuklarımı kendi elimin altına alıp hiçbir şey düşünemeden sadece beklemek kaldı yani. Öyle oldu. Ben o zaman tabii ikimiz de Hataylıyız şu anda. Evet. Yani gazeteci, siyasetçi Hataylı olarak bizim üst kimliğimiz var ya, evet. Hataylıyız. Evet. Yani sizin de gözleriniz buğulandı, benim de gözlerim buğulandı. Evet, gerçekten çok korkunç bir şey. Şöyle tabii gece olduğu için hepimiz gece kıyafetleriyle yatağımızdaydık. Mutfağa geçtik, oturduk o ara. Şükür bizim evimizde bir yıkım olmadı. Tabii birçok şey yerlere döküldü falan yani. Evet. O şey... Hayır, bitiyor galiba. Otururken üst komşum geldi, kapıya vurdu. Açtım, abi dedi her yer yıkıldı. Evde durma, çık dedi. O ara işte üstümü değiştim. Çıktım, hemen iki blok ilerimizdeki Eda Apartmanı yıkılmıştı. Oradan kardeşlerimin oturduğu bölgeye doğru bir gideyim dedim, durum ne? Çok kötüydü yani ortam, Allah bir daha yaşatmasın. Evet. Peki soru buradan gelsin Sayın Öntürk. Bu çok konuşulan bir şey, hatta size de çok gelmiştir. İlk üç gün özellikle bizi kurtarması gereken birimler. Yani buna AFAD diyebilirsiniz, Kızılay diyebilirsiniz, valilik diyebilirsiniz, başka bir şey diyebilirsiniz. Netice itibariyle eminim siz de öyle oldunuz yani bir depremize de bir Hataylı olarak. Üç gün boyunca biz kaderimize terk edildik. Bu ne demek? Size de geliyordur bu, tahmin ediyorum zaman zaman ziyaret. Tabii şöyle, ben ilk hemen bir şeyi dolaştım, bulunduğumuz mahalleyi. Geri çocukları bizim karşımızda bir... kamuya ait, yarı kamu diyelim, STK'lara ait bir yer vardı. Orası biraz çelik konstrüksiyon. Oraya insanlar tabii o mahalle toplanmış. Kadın, çoluk, çocuk, insanlar pijamalarıyla şu bu falan. Herkes de bir endişe, panik anı. Bu dediğim 4.30 ile 5 arası olan zamandan bahsediyorum. Orada bir kardeşimiz dedi ki, yakın bir arkadaşım, sizin dedi akrabaların binası dedi çökmüş, öyle duyum aldım, bilginiz olsun dedi. Ben hemen kardeşimi de aradım, hatta o da Kırıkhan'a doğru yola çıkmış, kendinde bir şey olmayınca haber alınamıyor, telefonlar çünkü kilitlenmişti. Onu çağırdım, geri dön dedim. Onun çünkü kayınbiraderi, kayınvalidesi, ailesi yani. Geri dön dedim. Çocuklarını da dedim bizim oraya bırak, bulunduğumuz yere. Çünkü eşinin çocuklarının görmesini istemeyeceğimiz bir ortam olabilirdi. Onunla biz gittik. Hava soğuk. Yağmur yağıyor. Elimizde bir fener falan da yok. Sadece telefonun ışıklarıyla binaya baktık, çökmüş. Tüm o bölge çökmüştü. O ara ilk kayınbiraderini karşımızda böyle görüp, çünkü 60 depremde kendisini dışarı binadan atmış. Onu kurtarmanın heyecanı vardı. Sağına soluna baktım telefon ışıklarıyla. Bir yarası beresi varsa hastaneye götüreceğim. Dedi ki abi bende bir şey yok. Hatta bir battaniyeye sardım. O işte bir saatlik falan şey olabilir. Şimdi tam hatırlayamıyorum. Karanlık hala çünkü gece. Arabaya onu yatırdım, battaniyeye sardım. Orada bir battaniye gibi bir şey buldum. Sardım, dedi ki oğlum sıkıştı, onu kurtarın. O yıkılan binanın üstünde, o psikolojiyi anlıyorsunuz, yaşadınız. Bina tekrar yerinden oynar mı, bir yere düşer misiniz? Karanlık çünkü, 5 katlı, 6 katlı bina çökmüş.
Orada birkaç geçen arkadaşımızı da arayarak, bir arabayı durdurarak, iki arabanın kiri kollarını araya sokarak, eldivenimiz yok, fenerimiz yok, hepimiz depremzedeyiz. O kardeşimizi, oğlunu kurtardık. Biraz da zarar vererek kurtardık. Çünkü bu afeti her gün yaşayan tecrübeli insanlar değiliz. Yani bu da bir tecrübe gerektiren bir konu. Oradan özel hastane, orada en yakın bir özel hastane vardı İskenderun'da. Arabaya koydum, kendim bizzat. Çünkü kardeşime dedim ki buradan ayrılma, diğerlerini kurtarmaya bakalım. Bağır, ses geliyor mu, duyuyor musunuz de falan. Kendi tecrübelerimizle, aklımızın yettiğince yani. Hastaneye gittiğimde, hemşire özel hastane burası, depremzede. Doktor depremzede. Hasta karşılayıcı depremzede, ortalık savaş alanı. Ben bunu bir 15 Temmuz'da görmüştüm. Ankara'daydım, meclisteydim. Orada sabah vakti meclisten bitmişti artık şey. Darbe girişimi engellenmişti. Meclisten Güvenlik Caddesi'nden çıkarken Güven Hastanesi'nin önünde görmüştüm aynı şeyi. Ama orada doktorlar vardı. Orada hemşireler vardı, görev yapanlar. Ama Hatay'ımızda tepeden tırnağa herkes depremzedeydi. Herkes kendi derdine düşmüştü. İletişim yoktu. Eksiklikler, aksaklıklar olabilir, doğrudur. Ama en büyük sorunu da şurada yaşadık. Bize yardım biraz daha önce ulaştı. Çünkü ben de kendimize ait iş makinalarımızı hemen yükletip kurtarmak için bölgeye istediğimde 11-12 saatte gelebildiler. Belen geçidi kilitlendi. Yardımlar Erzin'den Antakya'ya kadar yani 24 saati aştı girişler. Sonra ben bizzat İçişleri Bakanımıza eski bir milletvekili olarak aradım. Dedim ki Sayın Bakanım, sizden rica ediyorum, Erzin otoyol girişinde kesin trafiği. Bireysel olarak yani bu tabi mutlaka vali de söylemiştir, ilgili kurumlar da söylemiştir. Böyle bir sıkıntı oldu, olmadı diyemeyiz. Yani Antakya'ya gelişi bize 24 saat sonra geldiyse İskenderun bölgesine, Antakya'ya nasıl gelir? 48 saat sonra şimdi geldi. Gelemedi yani, Belen'den çıkıp gelemedi. Sistem evet. Kilitlendi. Belen o zaman. Yani bizim hatta, şu andaki hatta şunu Belen söyleyeyim, geçirdi. Şunu söyleyeyim. Ben ara yollardan, çünkü ben bu şehrin her ara yolunu bilirim yani. Ara yollardan giderken biri de hakaret etti hatta bana. Yani tanımıyor da. Kurtarmaya gelmiş şehir dışından. O da bir can kurtarma şeyinde. Komşu illerden gel. Çekilsene kardeşim önümüzden falan böyle şey de yaptı. Yani ben de araçlar karşı karşıya kaldı. Çünkü çok dar yollar. Bunları da yaşadık. Yani ikincisi, depremin merkez üssü Kahramanmaraş denince devlet ilk olay anı herkes oraya odaklandı. İletişimin burada altyapısının işte hatalı oluşu mu diyelim, sistemin çöküşü mü? Biz bunu 99'da İstanbul'da da yaşadık. Bir de yani, buradaki valinin şimdi adını da söylemeyeyim çünkü kızmışız ona biraz. Raporlaması da yanlışmıştı. Olabilir. Öyle ben o dönem milletvekili olmadığım için devletin çalışma şekline gelmedim. Yani ben bireysel, bir vatandaş ne yapabilirse, elindeki makinasıyla, arkadaşıyla, kardeşiyle, çocuklarıyla ne yapabilirse ben onu yapmanın gayretindeydim o an. Hatta şunu söyleyeyim yani 2-3 gün yemek yemedik yani. Yani yemek içimden gelmedi yani, millete yardımcı olmadın, aman insanlarımız şey olmasın şu bu diye. Arkadaşlarımız biliyor ne yaptığımızı. Ha belki sosyal medyalarda falan vatandaş olduğum için ben çok da bu işleri sevmiyorum biliyorsunuz. Şey anlamında bir beklentim de siyaseten olmadığı için hiç o işlere girmedim ama sahadan hiç ayrılmadık. Ya yani bir gecikme söz konusu ama nedenleri de şu. İşte iki neden. Yani bir tanesi Kahramanmaraş merkez üssü denmesi, Antakya'mıza, Samandağ'ımıza, Defne'mize, Kırıkhan'ımıza, yardımın Assa'mıza bu bölgede oldu çünkü ağırlıklı Reyhanlı Altınözü Yayla Dağı da Arat. Yardımın gecikmesinin nedeni maalesef Belen geçidi. Evet. Belen geçidi yani. Siz belediye başkanı seçilmeniz halinde tahmin ediyorum orayla ilgili belki de ilk çalışmalarınızdan biri oldu. Şöyle Ali Bey, ben durmadım. İl başkanı atandıktan sonra valimiz
ittifak ortağı milletvekili arkadaşlarımız, milletvekillerimiz, il başkanımızı da alarak sürekli Ankara'ya gittim geldim. Bizzat valimizle beraber arkadaşlarımızla ortak belirlediğimiz 10 tane madde vardı. Ulaşımla ilgili bunların içerisinde 3 tane madde vardı. Söyleyeyim size. Buyurun. Biri Belen'den Sarımaz'dan geçen yolun Antakya'ya ulaştırılması. Havalanımız, çünkü havalanı da patlayınca, kırılınca 1000 metresi pistin, kalanında da çatlaklar oluşu biliyorsunuz. Evet, evet. Havadan da yardım alamadık. Yani yardım Maraş'a inemiyor, Maraş depremzede. Antep inemiyor, Antep depremzede. Adana'ya indi. Adana'da depremzede ama havalimanı kullanılıyor. Adana'dan buraya gelişler 2 gün sürdü yardımlar. O trafikte. Yani biliyorsunuz şimdi havalanını kullanamıyorsunuz. Kara taşımacılığında sistem çökmüş. Yaralımız çıkarken yolları açıyorduk. Hatırlayın ambulanslar aradan böyle geçiyordu. Ya hatırlarsak o süreci. Ne yaptık? Biz 3 şey istedik. Belen geçidi, havalimanımızın hemen ihale edilmesi ve Hassa İskenderun tüneli. Tabii bizim milletvekilliğimizde iz yatırıma koydurduğumuz ama ülkenin sıkıntıları dolayısıyla, yani 15 Temmuz arkasından Afrin olayları, arkasından pandeminin yaşanması, bunlar hep öteletti. Ekonomik krizin oluşu falan bu yatırım öteletti. Sayın Cumhurbaşkanımıza bizzat, hatta dosyayı verirken bizim o an içeride olan bir arkadaş da çekmiş, sosyal medyada paylaşmış. Benim böyle bir tarzım yok ama onu da arkadaşlar kullanmışlar. Orada da görebilirsiniz valiliğin dosyası. Bizim ortak akılla şehrimizin öncelikli 10 talebi diye. Bunların içinde diğerleri de var. Şu an konumuz değil diye anlatmıyorum. Evet. Ve Cumhurbaşkanımız üçünün de ihalesini yaptırdı. Şu an ihaleleri yapıldı. Çalışma başlıyor yani. Evet. Üçü de yapıldı. Çok, çok iyi. Peki Sayın Öntürk, hızlı hızlı devam edeceğim. Çünkü sizinle tahmin ediyorum bir saat kadar bir program yapabileceğiz. Sizin süreniz açısından söylüyorum bunu. Şimdi bu kadar siz de anlattınız. Anlatırken gözleriniz yaşla doldu. Ben de duygulandım. Duygulanmamak mümkün değil zaten. Böyle bir anı yaşadık ve şu anda da onun sürecini yaşamaya devam ediyoruz. Sürecini yaşamaya devam ederken Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Recep Tayyip Erdoğan Hatay'a geldiler ve o söylemi, meşhur söylemi, zora soktu mu sizi o söylemi? Ya orada şöyle tabii vatandaşımız... Ben Cumhurbaşkanımızla ben uzun süre çalıştım biliyorsunuz. Ta ilçe başkanı, kurucusuyum yani. Siz kurucuyesiniz. Cumhurbaşkanımızın yapısını, tarzını en iyi bilenlerden bir tanesi de benim Hatay'da. Cumhurbaşkanımız ayrımcılık en nefret ettiği konu olur. Bir şeyi böyle dikte edeyim falan öyle bir tarzı olmadı hiçbir zaman. Ancak o kadar demek ki gerilmiş Hatay'daki işlerden... Ya İskenderun'u su basıyor, belediye yok ortalıkta, vidanjörü Konya gönderiyor, Kayseri gönderiyor, Diyarbakır gönderiyor. Reyhanlı susuzluktan nüfus 3 katına çıkmış. Antakya'mızda, diğer ilçelerde depremde ağır hasar gören vatandaşlarımız bulduğu yere gitmiş ya, nere varsa, sağlam ilçelerimize. Abi vatandaş bizi arıyor, ya bir tankerle su gönderin diyor. Şimdi depremi yaşıyoruz. Bir taraftan da yani şehre bir hastalık bulaşacak. Yani böyle bir problemle karşılaşıyoruz. Ne yapıyorduk biz? Arıyorduk Ankara'yı. Ya böyle böyle sıkıntı var. Bize destek olun, destek olun. Tabii ihalelerini hükümetimiz yaptı. Şu an Serin Yol'un suyunu hükümetimiz yapıyor. Reyhanlı'nın suyunu hükümetimiz yapıyor. Hassa'nın, İskenderun'un, efendim Defne, Samanda. Şimdi... Antakya zaten şu an yerle bir altyapı için 12 milyar para gönderdi Cumhurbaşkanımız. 12 milyar. Abi kimsenin derdiyle dertlenen bir yapı yok. Böyle bir söylemde yani bu belediyeyle hizmet alamazsınız dedi yani. Bundan bir şey olmuyor yani. Şimdi kanalizasyonu yapması gereken belediye. Doğru mu? Doğru, doğru. İçme suyunu götürmesi gereken belediye. Faylardan dolayı köylerimizde, kırsalımızda sorun yaşanmış. DSİ'nin sondaj makinalarını getirdik. Yani şimdi dertlenmek lazım. Eksik olabilirsin. Şunu mu söylemek? Aksak olabilirsin. Şunu mu söylemek istedi Sayın Öntürk, Sayın Cumhurbaşkanı? Yani ben zaman zaman ana haber bültenlerinde onu şöyle özetledim. Dedim ki galiba Sayın Cumhurbaşkanı şunu söylemek istedi. Yani yerel yönetimle genel yönetim, ya hükümet eğer aynı partiden olursa
uyum olur, daha kolay hizmet ya bu, alınır. Bu Hatay evet. için daha başka bir şey. Yani evet. bu mutlaka entegre olmak çok önemli bir şey. Ancak ben milletvekilliğimden beri biliyorum. Hükümet İller Bankası'ndan parayı gönderirken veya vergi gelirlerinden dolayı ödeneklerini belediyenin gönderirken bu AK Partili belediye, bu CHP'li, bu MHP'li, bu İYİ Partili, bu başka bir partili diye göndermiyor. Bunu herkese mutat düzenli olarak gönderiyor. Hatta ben size başka bir şey söyleyeyim. Hükümet kuruldu. Ben il başkanıydım. Çevre Şehircilik Bakanımız atandı. Sayın Özaseki. Belediye başkanlarımız ki Özaseki Bakanımız da Lütfü Bey'in arası çok iyidir yani. Onun her programına da katılır. Gelir, karşılar, uğurlar. Çok iyi diyalogları var. İzzettin Başkanımız paraya ihtiyacı var. O da depremzede. Kırık Hanımlar, Defneniz, her arkadaşlar orada. Para istiyorlar, kredi istiyorlar. Yani para dediğim kredi. Yani bazı belediyelerimizin bütçesinde fazla para var, onu da söyleyeyim ha. Yani bizim bazı belediyelerimizin şu an bütçesinde artı paraları var. İyi yönetilmemiş, borcu ihtiyaç var. Neyse, depremzedeyiz, önemli değil. Para isteniyordu. Lütfü Bey'e o günün şartlarında 130 milyon hemen para gönderildi. Ve uygun faizle uzun vade ödemeli. Bizim AK Partili belediyeler, MHP'li belediyeler alamadı o parayı. Yani biz ayrım yapmıyoruz yani. Cumhurbaşkanımız yani kesinlikle yapmaz. Söylemeye çalışıyorsunuz. Kesinlikle yapmaz yani. Ama ya şehir yıkılmışsa bu şehrin ayağa kalkması lazım. Şimdi biz diyoruz ki 300 bin konuta ihtiyaç var Hatay'da. Biz yarın iş yerine ihtiyaç var. Bu sanayi sitelerini dışarıya almamız lazım. Otogarları dışarıya almamız lazım. Kente yeni bir plan lazım. Yani artık 200 sene öncesinin planlamasıyla, o yapıyla bu şehir gitmez. Önümüze bakmamız lazım. Burada bunları planlarken her şeyi devlet yapmaz. Belediyenin üstüne düşen işler var. Yıkılmış bir esnaftan her şeyi bekleyemezsiniz. Git kardeşim sen yap, senin işin diyemezsin. Sen belediye olarak buranın altyapısına, temeline, iş makinanı göndermelisin, yardımcı olmalısın. Çünkü şehir ayağa kalkacak. Kalkınca kim bundan kazanacak? Birinci başarı belediyenin olacak. Hükümetin olmayacak ki. Onun için el birliğiyle yapmak dediğimiz bu. Biz niye diyoruz? Vatanını seven herkes gelsin kardeşim, memleketini seven herkes gelsin. Bu dönem seçim dönemi değil diyoruz. Şimdi Cumhurbaşkanımız da maalesef belediyenin bu davranışlarından dolayı, bu sorumsuzluktan dolayı, tamam depremzede olabilir, ben bir şey demiyorum. Ya ama herkes sahadayken ya çıkın be kardeşim. Çıkın ama yani. Ama aynı söylemi başka illerde de söyledi Sayın Cumhurbaşkanı. Sadece burayla ilgili değil, deprem olmayan illerde de söyledi. Dolayısıyla bu savunma bana Sayın Öntürk, yani bunu söylemek istedi Sayın Cumhurbaşkanı. Ben buradaki söylemini, yani. Çünkü başka illerde de söyledi. Söylemini biliyorum. Diğer illerdeki söylediği sizin söylediğiniz gibi. Yani ilçe belediyesiyle hükümetin, bunu rahmetli Özal da geçmişti İskenderun için söyledi. Herkes söyler bunu. Yani her siyasi parti söyler. Her kim söylemiş? Yani iktidarda olan geçmişe dönük. Cumhuriyet Halk Partisi de iktidarda olsa bugün söyler. Hangi parti iktidarda olsa söyler. Yani şunun için söyler. Yani entegre olan bir belediye ile hükümet daha iyi hızlı hizmet eder anlamında söyler. Onu bunu söylerler yani. Ben öyle düzelttim. Bunu söylerler Ali Bey. Evet. Fakat Hatay'daki söylem bu değil. Hatay'daki söylemin altında yatan sebepler bu. Ya Hatay'ın acil kalkması lazım. Hatay entübe. Bakın yüz binlerce kardeşimiz şehir dışında ya. Gözü kulağı bizde. Konteyner kentlerde ne kadar bu insanlarımız dayanabilir? Dayanmak kolay mı? Allah razı olsun devletimizden. Yani açta açıkta bırakmadı vatandaşlarımızı, yaptı bu yaşam merkezlerini. Şu an daha bunun acil davranılacak bir yöntemi yok yani. Hızlı bir şekilde en azından çadır kalmadı. En azından şey değil. Ama bu insanların bir an önce evine, işine, mahallesine dönmesi lazım. Diğer illerde Sayın Öntürk, sosyal yaşamın başlaması depremden hatta 3. 4. aydan sonra şunu kabul edebiliriz. Orada deprem burası kadar etkili olmadı elbette. Yani hakikaten Antakya'da Defne'de çok ciddi tahribatlar yarattı. Ama sosyal yaşama burada bir türlü dönemedik. Şundan dolayı dönemedik. Efendim şundan dolayı dönemedik. Yani bugün
depremin en ağır aldığı 4 il var hasar aldığı, değil mi? Maraş, Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya, Hatay. Şu an zaten şunu anlatıyorum. Şimdi Adıyaman, Hatay'ın bir ilçesi kadar yer almadı ki. Kahramanmaraş ekonomisi şeyi çökmedi ki bunların. Malatya'nın bizim gibi değil ki, orada hayat devam ediyor. Bizim de bazı ilçelerimiz öyle. Şimdi İskenderun'la Antakya'ya bir hayır, deprem hasar görmesine rağmen şehir endamını kaybetmedi orada. Evet. Bir hayat devam edebiliyor. Evet. Ama Antakya öyle değil ki, Kırıkhan öyle değil ki. Peki siz yani Defne öyle değil ki. Belediye başkanı seçilirseniz evet, bize ne diyeceksiniz? Ya ben bu kenti arkadaş kademe kademe şöyle ilerleteceğim ve 5 yıl sonunda, ya da şöyle sorayım. 5 yıl sonra hayal ettiğiniz Hatay sizin gözünüzde, siz belediye başkanı oldunuz, ne hayal ediyorsunuz? Nasıl bir Hatay vereceksiniz? Söylediğim, lansmanda yaptığım, proje tanıtımında yaptığım işlerin tamamı bitecek. Minimum. Minimum bak. Şimdi diyebilirsin kaynağı nereden, nasıl yapacaksın, tek tek istersen girelim. Tabii buyurun tek girelim. Tek. Vatandaşlarımız şimdi, buradan efendim, izlerken... Bak, bizim birinci işimiz nedir? Şehrin yeniden ayağa kalkması. Doğru mu? Doğru. Ne lazım burada? Konut, iş yeri. Doğru mu? Şu an Türkiye genelinde 70 bin konut yapıldı. Bitmiş, bitmek üzere ve son halinde olan. Birkaç ay içerisinde bunlar teslim edilecek. Hatay'ımızda bu sayı 45 bin. İhtiyacın 4.1 ama. %4.1. Bir şey anlatıyorum. Bir şey anlatıyorum. Şimdi depremde deprem şehidi olan sayımız 25 bin küsür. Doğru mu bizde? Türkiye genelde 50 bin. Yani toplamından fazlayız, değil mi? Tabii, tabii. 70 bin ikiye bölerseniz ne yapar? 35 bin. Bizde sayı kaç? 45 bin. Bak. Adil gidiyor, değil mi? Hı hı. 117 bin son şeylerle hak sahipliği oldu. İtirazlarla, mahkeme kararlarıyla 117 bine çıktı. 65 bin konutta ihalesi yapıldı, yapılmak üzere. Burada eksiklikler neyden oldu? Aslında Hatay'da biz çok daha hızlı ilerlerdik. Maalesef arsa üretemiyoruz Hatay'da. Antakya'nın her yeri tarih. Dağ köylerine giriyoruz. Zeytin ekili alanlar var. Milletin ecri misil ödediği alanlar var. Şikayetler var. Dava eden var. Görüyorsunuz. Bunlara siz de şahitsiniz. Şimdi biz devlet 117 binini bu yıl sonu itibariyle ve önümüzdeki yıla sarkacak tabii. İlk 6 ay içinde bunların tamamı Allah'ın izniyle bitecek. Rezerv alanları dahil. Şimdi rezerv alanlarında ihalemizi şöyle yapıyoruz. Ali Bey, şöyle yapılıyor. Teslim edilen yerin temeli 8 ay 240 günlük ihaleler yapılıyor. 240 gün. Temeli çıkan yer, ki biliyorsunuz çok ciddi bir temel açma ve sağlamlaştırma var. Yani görmediğimiz iş makineleri çalışıyor şu an Antakya'mızda. Şantiye alanı gibi yani. Ve bunlar en yüksek 3, 4, 5 katlı binalar. En yüksek 5 katları. Süliyetine göre şehrin, tarihine göre planlaması. Biz onları göstermiştik de size aday tanıtımımızda. 6 ay içerisinde bunlar teslim edilecek. Tabii burada bizim belediye olarak da inşallah 1 Nisan itibariyle hızlı bir şekilde altyapısını tamamlayacağız. Hızlı bir şekilde. Bu konut yeter mi Hatay'a? Yetmez. 110 bin yetmez. Çünkü zarar gören orta hasar, ağır hasar binalarımız da 265 bin. Şöyle Ali Bey'in 5 dairesi var. Örnek veriyorum. Tüm birikiminizi konut almışsınız, iş yeri almışsınız. Hak sahipliğiniz bir tane. Diğer 4 konutunuzla ilgili ne oluyordu? Bu size gelir kapısıydı, kiraya veriyordunuz. Ama devlet hak sahipliği vermiyor buradan, biliyorsunuz. AFAD usulüyle vermiyor tabii. O bir vermiyor. Tane. Şimdi kim oturuyordu burada? Kiracılar. Şimdi bu şehrin ayağa kalkması için, demografik yapımızı korumamız için ne yapmak lazım? 6 Şubat öncesine şehrimizin bina stoğunu döndürmemiz lazım, değil mi? Biz ne yapacağız? TOKİ'nin buradan elini çektirmeyeceğiz. Gel kardeşim, kusura bakma. Her gelir grubuna göre, üretimi sürekli yapacağız. Yani talebimizi arzla karşılayacağız. Bir, yapacağımız. İki, belediyemizin bir imar şirketi var, kurulmuş. Bu imar şirketini harekete geçireceğiz. Bunu Kocaeli Belediyesi yaptı.
gümbür gümbür konutlar üretti. Bunu faaliyete geçireceğiz. Adında imar zaten. Doğru mu? Ne iş yapar yani bu imar şirketi? Konut üretmeyeceksin. İşini yapmayacaksa, şehrin düzenlemesine çalışmayacaksa ne yapar bu? Aktif hale getireceğiz. Nasıl yapacaksın? Hazine arazilerimizden alacağız. Bu milletin malı. Devlet kimden oluşur? Milletten oluşur. Milletin malını millete vereceğiz abiciğim. Bu kadar kolay. Alacağız hazine arazilerini. Konutları yapacağız. Depremde şehit olan, bize emanet bırakılan ve hak sahipliği alamayan kardeşlerimiz var. Bunların içinde mağdur olan, mazlum olanlara yapacağız, hediye edeceğiz, para da almayacağız bakın. Hediye edeceğiz diyorum, iyi çizim. Belediye çizim olarak. Belediye olarak. Şeyden bağımsız, hükümetten bağımsız, şundan bağımsız. Tabii, tabii. Hak sahibi değil. Hak sahibi değil. Ben Hassa'da yaptım 246 konut milletvekilliğimde. Aile sosyal politikalarını ortak yaptım. 100 TL aylık ödemeyle. Dua ediyorlar bana, depremde de sapasağlam kaldı. Yolun kenarında, solda. 246 konutu milletvekilliğimde yaptım. Çünkü o kadar muhtaç insan vardı ki orada. Hayatta ev sahibi olma şansı yoktu. Onun için 4 yolda yaptık aynısını. Onun için biz bu sistemi belediye üstünden çalıştırıp vatandaşlarımıza, bize burada artık depremde babasını kaybetmiş çocuklarımızı, eşini, yaralı kalmış, çalışamayacak durumda uzuvlarını kaybetmiş kardeşlerimize sahiplenmemiz lazım. Var Sayın Öntürk. Hepsine yapacağız. Ne kadar varsa. Ama hak sahibi olmayan tabii. Hak sahibi, onu devlet yapıyor. Hak sahibi olmayan ama ihtiyaç sahibi olacak. Şimdi Allah, malı mülkü veren Allah'tır. Varlıklı biri. Zaten talep etmez de. Biz onun kriterlerini belirleyeceğiz. O kritere göre bu kardeşlerimizin, bu hemşerilerimizin evlerini yapacağız, şehrini terk etmesin diye. Bunu yapacağız. Üç, yine kırsalda şu an bakanlığımız konut üretimini yapıyor. Mesela 30 ev yıkılmış bir kırsaldaki mahallemizde. Yerini bulduğu yer şu an teslim aşamasında. Onlar da hızla ilerliyor. Bitmiş, bitmek üzere olan teslim ettiklerimiz de var. Edilecek olanlar da var. Ancak bir köyde 5 tane konut yıkılmış. Biri köyün o mahallesinde, biri o tarafında, biri kuzeyinde, doğusunda, batısında. Şimdi belediyelere gidiyorlar, devlet imkan vermiş bunları alın, yapın diye. Şimdi gidiyorlar, ruhsat parası, yok zemin etüdü parası, 500-600 bin lira para istiyorlar vatandaştan. Bir kuruş almayacağım. Bir kuruş. Bu çok büyük bir bak soru. Bir kuruş almayacağım. Bugün belediyelere, bu yapı denetim firmalarına, zemin etüdüne, ben de onun bir mağduruyum sayın. Bir kuruş almayacağım. Çok ciddi para. Bir kuruş almayacağım. Böyle bir şey olabilir mi ya? Ya vatandaş çökmüş, çökmüş. Devletin yaptığı konteynere sığınmaya çalışıyor. Ya adam evini yapacak, devlet imkan sağlamış. Sen bir de belediye olarak kalkıyorsun, bundan para istiyorsun. Bu mantık açısı, bu bakış açısı bana ters. Efendim yasa bunu söylüyor. Vallahi yasa ayet değil ya. Ayet değil. Tamam mı? Değiştiririz, olur biter gider. Onun için buraya mühendis kardeşlerimiz de belediye bünyemizdeki eksikse hemen hızlı bir şekilde orayı güçlendirerek biz yardımcı olacağız. İş makinalarımı göndereceğim. Gerekiyorsa temelini açacağım. O parayla da, devletin verdiği imkanlarla da yapılması için daha ekstra bir bütçe koymamaları için de arada köprü olacağım. Devletle vatandaş arasında. Çünkü şehir benim şehir. Hızlı bir şekilde bunu ayağa kaldıracağız. Bu 7000 konutu da. Ve bu şehri inşallah hedefimiz 2 yılda normal konut arzını da talebini de bitirip normale döndürmek. Şehri sevgili seyirciler, Sayın Mehmet Öntürk, Cumhur İttifakı Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı 2 yıl diyor. Bana 2 yıl süre verin, beni seçin ve bana 2 yıl süre verin. Bu şehri şimdi, normal bir şehir haline getireceğiz. Evet, şimdi doğru bu bir. Bir. Doğru. İki. Şehir normale döndü. Aynı anda, bu yaz itibariyle Ali Bey bak, bu birinci bölüm olarak. Şehrin yeniden inşa ve ihyası. En önem evet. Verdiğimiz konu. Bunun tabii altyapısı var. Kanalizasyonu, içme suları, telekom hatları, doğalgazı. Bu ara onu da müjdesini vereyim. Samandağ, Arsus,
Defne'nin eksik kalan yerleri, tüm ilçelerimizi de doğalgazla buluşturacağız artık. Bu deprem oldu, bir daha asfalt dök, onu yap, bunu yap, yok. Bir kere yapıp çıkacağız. Şimdi en önemsediğimiz konu, altyapı. Bakın. Evet. Görüyor musunuz? Master planını bir kere yapacağız şehrin. Altyapı bilgi sistemini kuracağız. Tüm kanalizasyon ve atık suyu sistemlerini yenileyeceğiz. Arıtma tesisi yatırımlarını yenileyeceğiz. Ve artık merkezdeki önemli yerlerde galeri sistemine geçeceğiz. Nedir bu galeri sistemi? Hani bizim en büyük problemimiz ya. Bir gün gelir telekom kazır. O gider, siz asfaltı dökersiniz. İkinci günü doğal gazcı gelir. Üçüncü günü su gelir. Dördüncü günü kanalizasyon gelir. Doğru mu? Şehrin ana artelinde, özellikle Antakya merkezdeki şu rezerv alanlarında bu sisteme geçeceğiz. Buralara bir daha kimse giremeyecek. Asfalt bir kere dökülecek. Yurt dışına gidiyorsunuz, hiç asfalt çalışması görüyor musunuz? Hepsi galeri sistemidir. Bunu yapacağız. Biri yeni bir hat mı döşeyecek 30 sene sonra, 40 sene sonra? Teknoloji değişmiş olabilir. Bunun içine girecek o. Bunun içine girecek tünele. Bunun içinden döşeyecek. Ama bana o asfaltın parasını ödeyecek. Gelir de getirecek bu uzun vadede. Bunu ben başlatacağım. Benden sonra gelecek arkadaşlara da bir rekabet ortamı sunacağım. Tamam mı Ali Bey? Devam ettirsinler. Bu pahalı bir sistem. Ama biz bunu başlamamız lazım artık. Kent merkezleri, bakın hükümetimizin yaptığı şekilde, bu şekilde. Şu an şu Antakya merkez. Bu çok özel çalışılmış. Birebir aynısı olacak bunun. Ağacına varıncaya kadar. Tabii biz bunun asfaltları, ışıklandırması, bunları bizim yapmamız lazım belediye olarak. Abi böyle bakıyorum da... Hayal mi ediyorsun? Abi iki hatay... Yok yok. Abi rica ederim, öyle değil ya. Ya iki hataylı gibi konuşuyoruz. Abi böyle bakıyorum da gerçekten biz Antakya'yı böyle görecek miyiz? Göreceğiz. Göreceğiz. Ve bize, ben bir şey söyleyeyim. Bu yıl bunun kaba inşaatlarını göreceksiniz. İnşallah. Tamam, Defne'de de. Bir Antakya değil, Defne'de de. Samandağ'da bununla ilgili rezerv alanları ile ilgili fitne yaptılar. Şimdi Kırıkan'da bir fitne yapıyorlar. Burada arkadaşlar, bu mahallede kim oturuyorsa, örneğin Atatürk Caddesi, örnek verelim, herkesin bildiği bir yer diye. Çünkü bunu hem Hataylı hemşerilerimiz istiyor sizin yayınınızı, hem ülke geneli istiyor. Kaç konut var daha önce oturan? 5000. Kaç iş yeri var? 500. O kadar imalat yapılıyor burada. Dışarıdan hiç kimse girmeyecek. Hiç kimse. Bu en büyük endişe zaten Hatay'da. Yani evet. Çünkü ciddi bir Suriyeli nüfusu var, Suriyeli mi getirilecek? Tabii ya. Diyorlar ki, ya arkadaş, yok ya bir şey böyle bir fitne olabilir mi? Yok, Suriyeliler buraya gelecek. O tutmadı. Şimdi diyorlar ki burayı dışarıya satacaklar. Burada oturanları Gülderen'e, işte Orhanlı'ya gönderilecek falan bir dedikodu. Burayı satacak devlet. Var, bu dedikodular var evet. Abi külliyen yalan ya, külliyen yalan. Bunun teminatı sizin. Ya arkadaşlar, bunun teminatı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir, validir. Mehmet Öntürk olarak, siyaset olarak, belediye başkanı olarak benim. Böyle bir şey yapıldığı gün o görevi bırakırım. İki, şimdi onu da açtık. Bakın, onu da açtık. Ne diyorlar biliyor musun? Buradaki bu konutlar görselleriyle aynı değil diyorlar. Ali Bey. Evet abi. Bakın çok önemli bir abi, şey söylüyorum. Abi çok önemli şeyler söylüyorsun. Tutmadı. Tabii onlar var. Kayıt da zaten. İstediğiniz evet. Anı alırsınız. Mehmet Öntürk yapamayacağız şeyi söylemez. Mehmet Öntürk böyle bir adam. Onun için diyorlar ya işte ya serttir, merttir değil. Millet için ne gerekiyorsa onu yapar Mehmet Öntürk. Bakın şu görselleri canlı yayınımda da aday tanıtımda da verdim. Size de bırakabilirim. Bunun birebir olmazsa da hesap sorun bize. Şimdi diyorlar ki aynısı değil ya. Milleti kandırıyorlar. Şu an kabalar çıkmaya başladı. Baktılar ki iş doğru. Şantiye çalışıyor. Müthiş bir ekip. Hatay'ın bugün görmediği bir inşaat makinaları geldi buraya. Doğru mu? Doğru mu? Gördük mü daha önce böyle? Çok dev makineler gerçekten. 30 metre kazıyorlar. 20 metre çakıyorlar kazıkları. Zemini sağlamlaştırıyorlar. Şimdi, ve kaz sayımıza bakın. 1, 2, 3, 4, bu 5. Mesela bakın 1, 2, 3 görebiliyor musunuz? 3, 4, 5 katlı. Bu kadar sağlam bir zemine, böyle bir temele kat yüksekliğimiz bu. Mehmet Bey, şimdi anlaşıldı buradaki konu. Bakın müthiş bir devam kanun. Ediyor Kırıkan.
Birebir aynısı yapılıyor. Birebir. Şu an başladı, çalışılıyor. 6 ay sonra bunları göreceksiniz yapıldığını. 6 ayda teslim edecek. 240 günlüktü. Dün müteahhitle konuştum. Kazık çakıyor. Başkan dedi 6 ay sonra dedi teslim ne edip gidiyor. Ne kadar para ödüyor? Abi şimdi bak burada en çok konuşulan konu bu. Rezerv parasını bilmiyor. Parasını bilmiyor. Ama yani, vatandaş da bilmiyor işte. Hayır, vatandaş için çok uygun fiyatlar bunlar. İşte mesela rezerv alan ilan edilen yerde çok uygun. 3 milyon para isteniyor. Ya çok uygun. Yani burayı alan insan şöyle bir şey düşün. 10 liralık mal alacak, 1000 liralık mal olacak yani. O kadar kıymetli bir yer olacak burası. Bir de böyle düşün. Anlatabiliyor muyum? Bir de 10 kazanacağınız bir yer. Defne ilçemiz, Armutlu mahallemiz. Birebir aynısı bakın. Defne, Armutlu. Yeşil alanına kadar bir her şeyiyle, her şeyiyle. Otoparkları, okulları, sağlık ocaklarıyla, her şeyiyle planlanmış bir şehir yapıyoruz. Buna altyapı yapacaksın. Bunun altyapısı öyle, buna yakışır altyapı yapmanız lazım değil mi? İşte onun için diyorum bu bölgelerde galeri sistemine gireceğim. Bir kere yapılıyor bu işler. Ve o caddelerimizi insanlar gezdiği zaman hayalinizi öyle kurun. Bize de dua edecek. Bu birliktelikte olan herkese dua edecek. Başta Cumhurbaşkanımıza dua edecek. Tamam, toplum da kaynaşsın. Evet, şimdi burada... Şimdi geldik Samandağ'a. Bakın Samandağ'ın mimarisi daha farklı. Ama rezerv alanında bir kıyamet kopardılar. Yok devlet malımıza el koyacak. Zaten Hatay'da maalesef siyaseti buradan şey yapıyorlar. Buradan besleniyorlar yani. Ama bana döndük bu beslenmeyi kesecek arkadaşlar, ben size söyleyeyim. Gelecek bu işi bitirecek. Hizmet nasıl yapılırmış? Şimdi dört yola gidiyorum diyorlar ki dört yolda bakın nasıl yapmışlar, kutuplaştırmışlar. Dört yolda diyor ki hizmetin hepsi Samandağ'a Defne'ye yapılıyormuş. Samandağ'a Defne'ye geliyorum hizmetin hepsi Kırıkhan'a yapılıyormuş diyor. Külliyen yalan işler yine. Hiçbir yerde hizmet yok. Hiçbir yerde. Buyurun gezin bakın. Hiçbir yerde Hatay'da hizmet yok. Samandağ'ında böyle yapacağız. Ha rezerv alanlarında. Vatandaşımız diyorsa ki ben istemiyorum, yapmayız. Buyur, yerinde dönüşümünü yap. Ne istiyorsan yap. Devlet sana alternatifleri sunmuş. Biz vatandaşa yük getirmeyiz, vatandaşa rağmen bir şey yapmayız. Asla bu politikamız olmadı, olmaz. Şimdi 30 hektarla başladığımız rezerv alanı şu an 100'e çıktı. Herkes de arıyor bizi, aman bizi de rezerv alanına katın diyor. Niye? Ya normal bir yerinde dönüşümde müteahhitin yaptığıyla bu bina bir olabilir mi? Bu farklı bir şey. Galata Port gibi alan yapılıyor yani İstanbul'daki. Evet. Onun için vatandaşımız bunları gördükçe isteyecek. Biz de acele etmiyoruz. Bundan dolayı bizden kaynaklanmayan sebeplerden dolayı bana derseniz ki ya 2 yıl dedin niye 3 yıl sürdü? Ben bugün başladıklarımızı söylüyorum. 1 Nisan'dan sonra başlayacaklarımızı söylüyorum. Ama vatandaş zorluk çıkarırsa, ben istemiyorum derse... 3 ay 5 ay sağlık. Ona ben bir şey diyemem yani. Şimdi ben yayına çıkacağım, sen beni çıkartmıyorsan. Yani olmaz ki yani. Evet. Anlatabiliyor muyum? Ama ortalama başladıktan itibaren 2 yıl içinde bunlar olacak. Hayır, başladığını... Ha işe, göreve tabii tabii. 2 yıl içinde biz bu sistem bitireceğiz. Şehir artık peki, yaşanacak, gezilecek, zaman... turist gelecek. Bakın bu şehri merak edecekler, dünyadan insanlar gelecek. Nasıl Türkiye burada sınav verdi diye. Sorumluluğumuzun ne kadar önemli olduğunu görüyor musunuz? Açık hava müzesi yapıyoruz. O tarihe kadar da inşallah o tarihi değerlerimiz de ayağa kalkacak. İbadethanelerimiz, Kurtuluş Caddesi, Saray Caddesi, bizim Uzun Çarşı. Anlatabiliyor muyum? Kurşunlu Han. Bunlar da ayağa kalkacak. Orayı da bir açık hava müzesi yapacağız. Bir yandan konukları görecekler, bir yandan tarihi görecekler. Ondan sonra diyecekler ki, ya Türkiye hakikaten farklı bir ülke olmuşu diyecekler. Peki Mehmet Bey, vatandaşın diliyle konuşup, bir gazeteci kimliğiyle birleştirip öyle sormak istiyorum. En nihayetinde siz siyasetçisiniz. Ve elbette bunları söylüyorsunuz. Ben çok siyasetçi değilim ya. Ben değilim ya. Ben hayatımda öğrenmez. Siyasetçisiniz. Siz öyle görüyorsanız saygı duyuyorum ya. Siyasetçi kimliğiniz var ve şu anda o kimlikle burada oturuyorsunuz. Sizi tenzih ediyorum ama Türkiye'de siyasete baktığınızda vatandaş inanmamakta. Siz diyorsunuz ya inanmıyor, başka şeyler söylüyor. Hep aldatılmış. Ya şöyle diyebiliriz. Sizin o zaman şöyle, nasıl inanalım size? Şöyle abicim, şöyle inanırsın. Ben milletvekili olduğumda
bakarsınız o tarihte yayınladığımız bir beyannamemiz var. Milletvekili beyanname yayınlar mı? Milletvekilinin görevi yasama yapmak. Evet. Doğru mu? Evet. Doğru mu? Görev bu değil mi? Asli görev. Ama yok. Ben hiç öyle düşünmedim. Yazdım. Hastaneyi, adliyeyi, emniyeti ama en önemli toplulaştırmayı, şu an aklıma gelenleri söylüyorum. Okullar, okul yoktu yani vekil olduğumda. Okullarımızı, planlamalarımızı hepsini yazdım. Dedim ki menzelet projesi. Bu ovayı suyla buluşturacağım dedim. Bakın. Şu an tüm şu yapılanların bedeline eş değer bir proje. Çok büyük bir proje. Maraş'tan suyu 44 veya 48 kilometre getiriyorsun. Tahta köprüyü yeniden ön bendi kaldırıyorsun. Kapasiteyi 3 katına çıkarıyorsun. Tüm bu ovanın su basmasını engelleyeceksin. Şu ikinci aşaması da Reyhanlı Barajı'nı destekleyeceksin. Ovanın 1 milyon dönüm arazisini sulayacaksın. Böyle bir proje bu. Ben... Bedeli de bunların hepsinden fazla. Mehmet Öntürk bunu döneminde yaptı, bitirdi. Benden sonra da Hüseyin Yayman vekilim. Şimdi ikinci etabıyla ilgili gidin bakın o tünellerle nasıl geçiyor, ne oluyor. Hedefimiz bu seneye bitirmek tamamını proje. Ben siyasetçi değilim dediniz. Ben siyasetle evet. Halk arasındaki güvenmen konu. Ben değilim dediniz. Siz de mi rahatsızsınız siyasetçilerden? Yok estağfurullah o anlamda demedim. Herkesin bir tarzı vardır. Ha, benim tarzım da bu. Benim tarzım abi ben yapacağım işi söylerim. Yapamayacağım benim ağzımdan alamazsınız. Verdiğim sözü de şimdi ekstrem bir durum oldu. Allah korusun yani evet. Pandemi yaşandı mesela ülkede. Ülkede işte böyle bir afet yaşandı. Olağanüstü bir şey. Şimdi olağanüstü bir şey buna bir şey demiyorum. Evet. Ama konuşmalarımız hep nedir? 22.4 santigrat derecede diye kimyada, fizikte konuşurduk. Doğru mu? Doğru. Eğitimde alırken. Doğru. 22.4 santigrat derecede ama bu 20 olur, 18 olur, 24-25 olur. Bu düşerse sıfıra, yükselirse 50 dereceye ne yapabilirsiniz? Peki yani? Çok önemli bir soru. O anlamda demiyorum. Yani siyasetçi olarak benim, ya herkesin benden başka bir Mehmet Öntürk çıkarır. Şeyi kabul ediyor musunuz? Yani bir evet, şey söylüyorum. Ali Bey. Anlatılmış siyasetçiler tarafından. Hayır öyle bir şey. Anlıyorum. Kesinlikle öyle bir şey demiyorum. Anlatılmamış mı? Abicim başka bir şey diyorum ben. Diyorum ki, evet. Sizin bir karakteriniz var değil mi? Sizden başka bir şey çıkar mı? Bugün benim yaşım 54. 54 senedir Mehmet Öntürk'ün bir mizacı var. Benden ikinci bir Mehmet Öntürk çıkmaz. Şimdi nasıl ben sana inanırım siyasetçi söylüyor gidiyor. O zaman geçmişine bakarsın. Milletvekilinde bu adam söz verdiği işleri yaptı mı yapmadı mı? Hayır o zaman şu siyasetçi bu siyasetçi. Ya ayrı konu ben şimdi kimseye ağzım almam. Ya öyle bir tarzım da yok. Yani ben taş üstüne taş koyan herkese teşekkür ederim. Onu konuşalım mı? Bakın. Bir saniye Sayın Öntürk. Size de yardımcı olmak amacıyla aslında. Yine bir açıklamanızda benim tarzım bu, benim karakterim bu, ben kimseyle ilgilenmem, kimin ne yaptığını evet. Ettiğiyle kutuplaştırma, polemik, asla bunlara girmem. Bunu bu siyaset sürecinizde, her ne kadar ben siyasetçi değilim diyorsanız da, belediye adaylarınız konusunda, bir tarz olarak mı öngördünüz yoksa Mehmet Öntürk'ün kendi karakteri mi? Mehmet Öntürk'ün kendi karakteri ya, ben bir rol oynayamam ki. Rol oynayan adam iki gün oynar, üçüncü günü patlar. Ben oynayamam ki neyse oyun. Benim inanmadım. Şurada yapamayacağım hiçbir şeyi koyduramaz bana kimse. Koymam. Mecbur muyum 50 yerine 100 proje çıkartmaya? Ha, kimse bakıyor mu buna? Ama şunları kayda alıyorsunuz değil mi yapılacak işler? Evet. Şimdi kayda alınan işi gerçekleştirmeniz lazım. Gerçekleştiremezseniz bakın. Ben size başından beri söylüyorum. Ben bu şehirde doğdum. Benim atamı, dedemi herkes bilir. Burada iş yapıyorum. Bir iş insanıyım. Milletvekilliğim bitti, geldim işimin başına. Bugün size şu projelerin %10'unu da anlatıp konuşup gidebilirim. Hepsini en detaylı şekilde de anlatabilirim. Bir mecburiyetim var mı? Derim ki şehrin ayağa kaldırılması derim bırakırım. Ama benim bir sürü şeyim var burada. Daha anlatacağım. Onun için kimse bana şey yapmıyor, zorlamıyor bunları anlat diye. Ben yapılması gereken ve yapacağım işleri anlatıyorum. Bunu yaparken belediyenin battığını da biliyorum. Elektrik borcunu ödeyemeyen bir belediyeyi de biliyorum. Şu an akaryakıt bile alamayacak durumda olan bir belediyeyi de biliyorum. İyi yönetilememiş maalesef.
Yani burada eleştirme anlamında bunu söylemiyorum. Yani ben neyi alacağım, neleri yapacağımın planlamasını yapmışım bunları. Evet. Onu öyle söylüyorum yani. Lanetayın bir şekilde konuşmuyorum. Ben ağzımdan ne çıktığını biliyorum, ne yapacağımı biliyorum. Bunları çalışarak yaptım. Anladım. Peki Sayın Mehmet Öğren. Burada devam edelim Ali Bey, bir saniye. Şimdi sadece şehrin ayağa kalkması meselesi değil, yatırımları dediniz çünkü bana. Neler yapacaksınız diye. İki, bizim %50 kırsalımız var. Yani eskiden köy olan, belde olan ama bugün mahalle olan. %50 nüfusumuz buralarda yaşıyor. Depremden sonra buralar arttı. Göç oldu tabii. Abi gittiğim her yerde yol problemi var. Gittiğim her yerde su problemi var. Gittiğim her yerde kanalizasyon lüks olmuş zaten. Bak, Hatay'ın durumu bu. Nereye giderseniz gidin. Merkezleri söylemiyorum. Merkezleri zaten yapacağız. Ya gidin bugün Samandağ'ın içinde yürüyemezsiniz. Defne'nin içinde yürüyemezsiniz arkadaşlar. Ama buralar ilçelerimiz. Bunu demiyorum. Bunu yapacağız zaten. Şehrin yeniden inşa ve ihyası için de bu geçerli. Ama bir de bizim kırsalımız var. Yani Boynuyoğun köyünden tutun da av suyuna kadar, Çamsarı'dan tutun da efendim Atik yaylasına kadar kırsallarımız var. Doğru mu? Buraların da yol, su, elektrik işini bu yaz itibariyle bakın, bu yaz. Nasıl yapacaksın diyebilirsin. Çok iddialı cümleler kuruyorsun. Nasıl yapacaksınız diye yani. Sorun. Nasıl yapacağım? Her bölgeye ekip kuracağım. Her bölgeye. Bu neyle oluşuyor arkadaşlar? Kamyonlar, kepçeler, iş makineleri, kreyderler, dozerler, silindirler, doğru mu? Finişerler, bunlarla oluşuyor. Hesap ettirdim, eski bir fen işlerinde çalışan, ayrılan, şu an bizle yürüyen bir kardeşimiz var, iyi de hizmeti vardı. Dedim ki, bir hesaplayın ne tutar? Dedi ki, abi 15 milyon euroya kurarız. 15 milyon euroya. 15 milyon euro ve para gerekmiyor. Bir sürü finansal modeller var. Projeler var. Leasing kullanabilirim. Firmaların kendi kampanyaları var. Yani şu aşamada bu ortamda kimse bir şey almıyor. Ya iş hayatından biz biliyoruz. Fiyatlar durdu artık. Düşüyor. Araçlar maraçlar o ivmesini kaybetti biliyorsunuz. Yapabilirim. Ve bunların hepsini de belediyenin malı yapacağım. Kiralama yöntemi değil. Belediyenin malı olarak. Kırsalımızı da kendi iş makinalarımla yapacağım. Ana artellerde belki dışarıdan destek alabilirim. Ama bunu kesinlikle ve kesinlikle bu yaz itibariyle tüm ekiplerle beraber tüm ilçeleri birden ayağa kaldıracağım. Haziran, Temmuz, Ağustos, belki Eylül'e sarkabilir asfalt işimiz. Eylül ikinci yarısı olabilir. Yağmurlar düşmeye başlandı. Eylül, Ekim, Kasım ayında da üretim yollarımız. Çünkü ben görüyorum teyze zeytin omuzunu atıyor dağ köylerinde. Ya buna dozer lazım. Başka bir şey lazım değil. 10 tane dozer alsan kaç para yapar ya? Açıyorum oradan vur git aç ya. Aç kadın teyzenin omuzunda niye taşısın ya? Gitsin traktörüyle alsın getirsin. Dağ köyleri çökmüş. 3 ürün aldığımız ovada kışın tarlasına kimse gidemiyor. Üretim yollarını açacağım. Yani yazın asfaltlar, yaz bitti sonbaharda da üretim yolları. Kendi iş makinalarımızla. Bunu müteahhite vermem. Niye veremem? Müteahhit düşmanı falan değilim yani. Niye veremem? Şimdi biz bir köyde planlama yaptık. Yolu hesap ettik, fen işlerimiz gitti. Dedi ki başkanım 3 kilometre, 6 metre eni var, 15 santim de döktük, çarptık, metre küpünü hesap ettik. 1000 metre küp iş çıktı Ali Bey. Evet. Diyelim. Benim orada Fatma teyzem diyecek ki oğlum şu evin arasının yolunu da dök. Alemmim diyecek ki oğlum şu bizim ahırın yolunu da dök. Doğru mu? Doğru doğru. Abi şuraya kadar uzatsana bahçeye kadar falan yani. Biz de böyle yani. Yapmamız lazım değil mi? Çünkü millete hizmet ediyoruz. Milletin derdi bizim derdimiz. Yapacağız yok diyemeyiz. Şimdi ben hesap yapmışım buna bütçe ayırmışım. Bütçe yönetimi diye bir şey olmalı. Diyelim 100 bin lira para ayırdım. Rakamları afaki atıyorum. Ekonomistiniz değil mi? İktisatçıyım. İktisatçısınız evet. 100 bin lira para ayırdım örnek söylüyorum. Şimdi Ayşe teyze, Fatma teyze ya bir şey değil şu da diyor kafamızda bir hesap bir çıkacak. Müteahhit diyecek ki senden 300 bin lira alacağım var. Şimdi ya müteahhiti batıracağım. Çünkü biz iş hayatımızda ödemelerimizi günü gününe yapmamız lazım. Doğru mu?
Çünkü insanlar bize güvenip ekmek veriyor, iş yapıyor. Söz en önemli iş bizde. Şimdi ya planlamam tutmayacak, ödeyemeyeceğim. Ben sahtekar olacağım. Doğru mu? Evet. Ya da milletimi üzeceğim. Kusura bakmayın, benim param bu kadar, sadece buraya yaparım diyeceğim. Onun için ben kendi iş makinalarımla, hani bizde atasözü var ya, aşağı sürülen yağ araya gitmez. Kendi iş makinalarımla kim ne istiyorsa o yere girdiğinde bitirip çıkacak. Ve biz de siyaset yapacak muhtarlarımız var ya, onur duyacak. Bu yaptığı muhtarlıktan gurur duyacak. Alnının akıyla ilçesinde gezecek. Şu an siyaset yapan herkes siyasetten nefret etmiş durumda. Çünkü bir hizmet getiremiyor. Muhtar hizmet götüremiyor. Encümenler hizmet. Hangi partiden olursa olsun. Evet, evet. Hangi partiden olursa olsun. İlçe başkanları ya artık yapmayacağım diyor. Ya siyasetten insanlar soğumaya başladı. Hani kayıtsız şartsız millet, egemenlik milletindi. Niye girmiyorsunuz kardeşim? Ben arıyorum Samandağ'ını, niye bizde siyaset yapmıyorsunuz? Ya giremem şimdi, işim var. Arsuz'u aradım, Defne'yi aradım. Ama gurur duyacaklar. Bundan sonra herkes siyaset yapmak için gelecek. Peki, Sayın Mehmet Öntürk. 3. Bitmedi ya Ali Bey, dur. Bitmedi. Abi, benim sürem ben, bitmek bitirme üzere. Sizin de programınız var. Bitirme, bitirme. 3. Onu da anlatayım. Peki, buyurun. 3. Bu şehrin otogarları, 186 kilometre denize olan bir şehrin plajı yok. Plajları, halk plajları. Samandağ sahilimiz var, mezbelelik olmuş. Arsuz sahilimiz var, insanlar yol kenarına arabalarını çekiyor. Nasıl denize giriyor görüyorsunuz. Evet. Bunları düzene sokacağız. Her ilçemizin halk plajını yapacağız. Otogarlarımızı, hallerimizi, uluslararası bir hal yapacağız. Mesleki grupları. Diyeceksin ki bütçe nereden, onu da anlatırım. Mesleki. Bütçe hükümetsiniz ya. Hayır, hayır, hayır. Değil mi? Her şey hükümetten bekleme ya. Şimdi mobilyacılar sitesi. Al hazineden yerini bul, tahsis et, altyapısını oluştur, suyunu, kanalizasyonunu, asfaltını belediye olarak yap. Planlamanı da güzel çiz. Önümüzdeki 50 ila hitap etsin. Mobilyacılar gelir mi? Sor bakayım. Koşa koşa gelir. Senin yapmana gerek yok ki. Sermaye gerektirmiyor. Demin nasıl konut üretiminde sermayeye gerek yok, ben o şekilde yapacağım dedim. Evet. Ama bu iş bilenin, iş bilenin ve işi planlayabilenin. Şimdi ayakkabıcılar sitesi. Yap planla, hepsi razı. Sen ama altyapısını yap, onun yükünü al. Güç ver ona, motive et. Bugün esnaflar toplantımızda söyledim, bu şekilde yapacağım. Paraya gerek yok ki. Mezbane. Şehrin bir mezbanesi yok ya. Bu şehrin mesleki siteleri. Galericiler sitesi, tırcılar sitesi. Şehre giriyorsun, 20 kilometre tır satılıyor sağda solda. Şimdi bu arkadaşlarımızı çeksen, Ankara Havalimanı'ndan iniyorsun, sağında koca bir otogalericiler sitesi var. Banka içinde, petrol içinde, her şey içinde. Abi 20 yıldır... Anladın mı? Planlama. Tartışılan bir konu bu. Ali Bey, bunun hepsi para gerektirmiyor, planlama gerektiriyor. Sen sadece esnafın yanında olacaksın. Kepçe, dozer, iş makinesi gönderirim ya. Benim malım zaten bu. Gönderirim. Bir yakıt parası değil mi? Helal hoş olsun ya esnafıma benim. Kanalizasyon değil mi? Yaparım çıkarım abi. Üst yap, asfaltını yaparsın. Hadi ondan sonra gidin kardeşim. Planladım size. Alın. Siz mi yaparsınız? Müteahhit mi bulursunuz? Verin bize, biz imar şirketi olarak yapalım. Nasıl diyorsanız. Şeffaf bir şekilde şehrini hem planlarsın, hem bu şehrin trafik yükünü azaltırsın, hem insanların ekonomik değerine katkı sunarsın. Şimdi senin ayakkabıcıların tüm AVM'lerdeki yerli markaların hepsini ayakkabı yapıyor. Antakya. Doğru mu? Antakya yapıyor. 300 liraya yapıyor. Adam 3500 liraya satıyor. Yazık değil mi bu insanlara? Neden benim ayakkabıcım? Markan yok, markan yok. Yani senin bunu sunum yapacağın bir alanın yok. İnegöl'e ben gittim. Mobilyacılar her yerde üretim yapıyorlar. Siteler kurmuşlar bir sürü. Kaç tane OSB kurmuşlar? Bir tane AVM yapmışlar. AVM. Yurt dışından, Afrika'dan, Asya'dan insanlar geliyor, AVM'de geziyor, bir kurumsal yapı görüyor orada. O kurumsal yapıya siparişlerini veriyor, ben buradan alırım diyor. Bize gelse, küçük sanayi sitesinin içinde arkadaşlar üretim yapmaya çalışıyor.
Orada kurumsal görmediği zaman güvenir verir mi? Verir mi? Sipariş verir mi? Vermez. Sipariş verdiğinde bir kapora lazım. Adam nasıl güvensin versin? Esnaf buna teminat mektubu verse veremez. Yani onun için iş planlamada geçiyor. İş bu işlerde belediye ile esnafımızın entegre olmasıyla geçiyor. Şunu demek istiyorum. Bu işlerin hepsi 5 sene sonra kalmayacak. Bu tüm projeleri diyorum. 4 sene sonra inşallah konut anlamında demiyorum bu yatırımlar. Farklı bir hata hep beraber göreceğiz. Mehmet Bey çok önemli bir konu bu. Gerçi siz bu konuya çok girmek istemiyorsunuz. Daha önceki toplantılarınızda bu soru size gelmişti. Bu beni çok ilgilendirmiyor demiştiniz. Bu daha yukarının işi, milletvekillerinin işi. Ama aslında sizin de işiniz. Yarın kucağınızda göreceksiniz. Suriyeli meselesi. Evet. Ciddi bir Suriyeli nüfusu var. Evet. Yani resmi rakamlar şu kadar diyor, Ali Yolcu bu kadar diyor, Mehmet Öntürk bu kadar diyor ama ortada bir gerçek var. Evet. Ve yarın siz de Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmeniz halinde önünüzde göreceğiniz bir şey. Evet. Mehmet Öntürk olarak ne düşünüyorsunuz? Suriye peki ben size önce... Belediye Başkanı olarak tamam, ne düşünüyorsunuz? Tamam. Lütfü Bey'e bu soruyu sordunuz mu hiç? Ben Lütfü Bey'le program yapamadım. Yok yok kadar. Yani ne diyor? Duyuyorsunuz değil mi? Ciddi bir Suriyeli sayısı. Ben de ama... Ne diyor yani? Suriye meselesini çözeceğim diyor değil mi gittiği yerde? Demografik yapıda sıkıntılar olduğunu söylüyor. Demografik yapıyı ben en hassas olduğum konu. O konuda benim fikrimi biliyorsunuz. Ben başka bir şey diyorum. Ben sormadım doğrusunu isterseniz Lütfü Bey hiç bu soruyu yani. Yok. Geliyor bu bilgiler. Şimdi Suriye meselesi üstünden şu an siyaset yapıyor. Güzel yapabilir. Peki bir insana sormazlar mı? Sen 10 yıllık belediye başkanısın. 2011 yılında Suriye'deki bu hadiselerden dolayı bu sığınmacılar geldi bu ülkeye. O günden beri belediye başkanısın. Niye bugüne kadar bir şey yapmadın? Hiçbir şey bilmiyorsan, bazı caddelerimiz Suriye caddeleri gibi olmuş. Bir tabela düzenlemesi de mi yapmazsınız? Siz rahatsız mısınız ondan Suriye'ye caddesi anlatıyorum. Ya bir adım adım gidersen ben Suriye'ye girmiş gibi oluyorum. Sizi tanıma açısından soruyorum. Şunu anlatıyorum. Bir tabela rahatsızım tabii. Rahatsız. Bir tabela düzenlemesine hemen gideceğim. Hemen. Gelir gelmez bir tabela düzenlemesine gideceğim. Niye yapmadılar bunu 10 yıldır bu arkadaşlar? Ya bir şeylerin üstünden siyaset yapmak yakışmaz. Onun için diyorum ben siyasetçi gibi değilim. Ya bu şehir o şekilde de ayağa kalkmaz arkadaşlar. Yüzleşeceksek bir şeye oturup adam gibi yüzleşelim. Sen belediye başkanı olarak Suriye meselesini çözmeye gücün yeter mi? Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin gücü yeter mi buna? Dünyanın tüm devletler oraya gelmiş. Yetmez mi? Rusya orada, Amerika orada, Çin orada, İran orada, İsrail orada. Biz Suriye'nin toprak bütünlüğünü istiyoruz. Yapabiliyor muyuz? Gücümüz yetiyor mu tek başımıza? Ama biz... Bu kadar. Bak başka bir şey anlatıyorum. Hakikaten söz ediyoruz. Bak başka bir şey anlatıyorum buyur, abicim. Buyur. Şimdi ben milletvekilliği de yaptım yani. Tamam sorun istediğiniz soruyu. Sizin Suriye'de dünyanın süper güçleri birbiriyle güç devşirmesi yaparken orada, oranın üstünden dünyaya bir üçüncü dünya harbi bile çıkarmaya etken bir yapıda Türkiye olarak bile tek başınıza istediğiniz gibi yürütemediğiniz bir politikada bir belediye başkanı olarak siz ne yapabilirsiniz ya? Sen belediye başkanı olarak bir şey yapacaksan hükümet yapıyor zaten. Suriyeli sayısı bizim dönemde 450 bindi. Son aldığım rakamlar 280 bine düşmüş. Şu an evli olup da Türkiye'den biriyle evli olup bile giden geri dönemiyor. Kapılar kapalı biliyorsunuz bunları. Hükümet elinden geleni yapıyor. Hükümet şunu istiyor. Suriye'nin toprak bütünlüğünü istiyor. Buradaki bu insanlar da bir an önce memleketine dönsün diye uğraşıyor. Ama Türkiye'nin tek başına bu işi yapması mümkün mü böyle bir ateşten coğrafyada? Mümkün değil onu söylemek istiyorum. Bir, iki, siz belediye olarak önce üstünüze düşeni yapın. Honda kavşağından sola dönün Narlıca'ya doğru. Şöyle biraz gidin 100 metre sonra sağınıza bakın. Kime ait o yol? Onun etrafı kime ait? Bir bakın. Adam koyunu kesmiş, koyunu kesmiş, bir baraka yapmış. Kasap olmuş orada. Bir saniye abi. Bak bir şey bak, anlatıyorum çok, çok bak bir şey anlatıyorum buyur, ya. Buyur. Kasap olmuş. Yanında kebapçı açmış. Kim bunlar bir bakın. Sen belediye başkanı olarak bir düzene soksana şehri kardeşim. Bir caddeye giriyorsun. İskenderun'da da var, Antakya'da da.
Ben şeyleri anlamıyorum, yazılanları. Bura Türkiye Cumhuriyeti Devleti kardeşim. Bir tabela senin yasan var ya, tabela yasan. Niye yapmadın 10 senedir bunu? Niye düzeltmedin? Ya bu palavradan milliyetçilik işini herkes bıraksın bıraksın. Evet. Şimdi bıraksın bir hatırlatmada bulunayım. Ben yanlış biliyor olabilirim belki. Honda Kavşağı'nın, yani ben onun defalarca buradan bağırıp çağıran bir adamım Honda Kavşağı ile alakalı. Honda Kavşağı'nın karayollarına bağlı olduğunu biliyoruz. Tıpkı sizin Samandağ, o Samandağ yolunun gibi. Tamam abiciğim, çevresi kime bağlı? Çevresi. Sayın Öntürk, şimdi karayollarına bağlı olan bir yeri de Ali Yolcu'ya söylemek, gerçi sizin öyle bir tarzınız yok. Bir şey anlatıyorum. Yani. Çevresi kime ait buraların? Ben bilmiyorum inanın çevresi. Ya yolun sağı solu kime ait? Büyükşehir'e mi ait? Büyükşehir'e ait. Bilmiyorum yani. Şimdi ben sen kafana göre, kafana göre oraya. E hadi Ali Yolcu olarak gel bakayım, aç bir yer, hadi kur. Gel bir kur bakayım, yapabilir misin? Aynı gün gelir yıkarlar. Ne demek istiyorsunuz? Abici. Orada kim var o zaman? Bir bakın diyorum, gidin bir bakın. Ya, önemli bir şey. Ya gidin bir bakın zaten diyorum ya, bir merak edin ya, bakın. Bakacağım ama. Böyle bir şehir olur mu? Bakın ben Cumhurbaşkanımızla Afrika seyahatine katılmıştım. Çat'a gittim. Sudan'a orası gittim. Gibi. Yo, ora buradan iyi. Daha mı iyi? Ora buradan iyi. Antakya'mızdan bir sürü iş adamı kardeşimiz vardı oradan. Samandağ'dan, Defne'den. Orada iş insanlarıyla da, hemşerilerimizle de buluşma yapılıyor. Sorun o arkadaşlara. Bir oraya baksınlar. Gerçi yani tabii bu depremden de, sonra oldu bütün bunlar ama yani depremden önce öyle değil. Arkadaşlar, Hatay bu değil. Ya deprem oldu diye böyle mi olmamız olmamalı lazım? Olmamalı. Ben sizinle böyle aynı fikirdeyim. Lazım. Olmamalı. Kimse yetkilisi yani, evet. Yani gitsin bunun bura üstünden siyaset yapacağını, toplumu buradan kaşıyacağını, onu oraya açanların kim olduğuna bir baksın. Öyle bir mezbeleliğe nasıl müsaade ediliyor ona bir baksın yani. Mehmet Bey, kim onlar ya? Ben çok merak ettim. Bakın ben şimdi buradan kalkıp oraya gideceğim. Bir git. Ama bir git bak abi. Bir git bak abi. Bir git bak abi. Suriyeli mi onlar? Ya kimse bir git bak. Kimse bir git bak yani. Peki siz geldiğinizde dozerini geçecek misiniz? Ya böyle bir şehir olur mu? Böyle bir şehir olur mu? Böyle bir şey olabilir mi? Çağır. Konteyner mi yok memlekette? Belediye olarak. Bu kadar belediye konteyner kent yaptı. Bu kadar konteyner iş yeri dağıtılıyor. Doğru mu? Çağır. Oluştur bir yer. Ver konteynerini, onun içinde satsın. Yolun kenarında bu yapılır mı? Kim olduğuna da sizin gidin siz bakın. Neyin üstünden siyaset yapıyorsun? Anlatabiliyor muyum? Yani şimdi Ali Bey, hem öyle hem böyle değil. Bir insan doğru olması lazım. Bu şehir doğru olarak yönetilir. Dert hepimizin derdi. Herkes dilinin ucundan şehir, şehir, şehir diyor. Gelsin herkes. Ben gövdemi koymuşum. Bu şehri seven biri olarak. Gelsin insanlar da parmağın ucunu koysun. Peki demografik yapı tehlikesi görmüyorum diyorsunuz Hatay'da. Nasıl? Öyle bir şey demedim. Demografik yapı tehlikesi. Bu insanlar geri dönmezse. Şehir dışında olanlar. Hataylılar. Evet, Hataylılar. Konteyner kentlerde yaşam. Bu kadar uzun sürerse bundan sonra sürmeyecek böyle. Sürmeyecek yani projelerini gösterdiniz. Tabii sürerse. Bizde olursa sürdürmeyecek. Evet. Sürerse. Bu ilçelere gitmiş bu kadar insan geri evine dönemezse bu memlekette herkes mülk sahibi mi? Herkes mülk sahibi değil. Berberi ne kadar tutarsın burada? Ciroları düşmüş. Tozun toprağın içinde yaşayacak. Çocuğu okula gidecek çamurun içinde. Doğru mu? Sağ hastaneye gideceksin çamurun içinde. Mobilyacısı, esnafı, emek sahipleri, emekle iş yapan, zanaatıyla, sanatıyla iş yapan insanlar ne kadar dayanabilir buna? Dayanamaz. O zaman demografik yapı öyle bozulur. Demografik yapı başka türlü bozulmaz Hatay'da. Bir endişeniz var demek ki sizin de. Kimse yani demografik yapıyı yoksa bozamaz bu ülkede, bu şehirde. Elinizde rakamlar var mı? Yani şimdi benim bildiğim kadarıyla da 650 bindi gidenler. Şu anda bu sayı çok düştü deniyor sayı. Ya düştü deniyor, düşmedi deniyor. Benim elimde barometre yok. Abi trafiğe bakarsan aslında ciddi düşüş olduğunu olabilir yani. Ama şunu görüyorum ben, Hataylı Hatay'ını seviyor. 1.066.000'di 14 Mayıs seçimlerinde seçmen sayımız. Şu an 1.077.000, 11.000'de artmış. Bu şunu gösteriyor, Hataylı hala umut bekliyor. Ama bir yere kadar insanların umutları olur. Kaç Suriyeli var oy kullanacak biliyor musun Sayın Öntürk? Bilmiyorum. Ama var. Bilmiyorum. Hiç bilmiyorum. Hiç bilmiyorum. Peki. Yok.
Sayın Öntürk, çok çok güzel bir program oldu. Çok teşekkür ediyorum size. Bütün sorularımıza çok net cevaplar verdiniz. Efendim, kamera sizin. Buyurun, bütün anlattıklarınız şöyle bir tarafa koyup Hataylılarla samimi bir iki dakika konuşabilirsiniz. Evet, kıymetli hemşehrilerim. Ben bu şehrimi seviyorum. Benim malım, mülküm, atam, dedem, doğduğum topraklar, arkadaşım, eşim, dostum bu şehirde. Bu şehir kadim bir şehir. Binlerce yüzyıldır biz burada yaşadık, kardeşçe yaşadık. Buna fitne sokmak isteyenler olabilir. Bu işi karıştırmak isteyenler olabilir. Bu işin garantörü benim. Ben bu şehre hizmeti adaletli yapacağım. Tüm vatandaşlarımızı kucaklayacak bir birliktelik sağlayacağım. Ve inşallah bizden umut bekleyen, gözünü kulağını bize vermiş hemşehrilerimizi de bir an önce, en kısa sürede evlerine, mahallesine, yuvalarına, iş yerlerine kavuşturacağım. Endişe etmeyin. Allah'ın izniyle 1 Nisan günü hızlı bir şekilde kollarımızı çevreyip entegre bir şekilde, senkronize olmuş bir şekilde milletimize hizmet edeceğiz. Endişe etmeyin değerli hemşehrilerim. Çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum Sayın Allah Bey. Razı olsun. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet sevgili seyirciler, Cumhur İttifakı Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sayın Mehmet Öntürk konuğumuzdu. Süremizde biraz aştık çünkü Sayın Öntürk'ün anlatacağı çok şey vardı. Aslında yarım kaldı da bazı. Bu kadar şey vardı ama sözler var. İnşallah bir başka bir programda. Evet, sizi daha sonra yine alırız. Şöyle söyleyeyim Ali Bey, zaman da daraldı. Biz bunları inşallah yaptıkça gelip program yapalım. Tamam mı? Anlaştık. Çok teşekkür ederim. Sevgili seyirciler, görüşmek üzere. Bir programımız daha sona erdi. Başka programda yeniden birlikte oluncaya dek. İyi akşamlar diliyoruz.